Kız babası ile oğlan babası. Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, preler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken, çok uzun zaman önce bir köyde iki kardeş yaşarmış. Bu kardeşlerin, birisinin bir oğlu, diğerinin de bir kızı varmış. Oğul babası, sürekli olarak kız babasına hakaret edermiş. Ona her rastladığında, hoş geldin gancık babası, demiş. Kız babası üzüntüsünden bir şey diyemeden eve gidermiş. Kız babasının kızı bir gün demiş ki, baba sen niye her gün böyle üzülüyorsun? Babası da, kızım, amcan bana böyle böyle diyor, demiş. Bunu duyan kız, babasına, baba git amcama, senin oğlun ile benim kızımı para kazanmaya gönderelim. Bakalım oğlan mı iyi yoksa kız mı iyi, de demiş. Kabul ederse, biz çalışmaya gidelim, demiş. Kız babası bunun üzerine her zaman yaptığı gibi yine namaza gitmiş. Camide kardeşiyle karşılaşmış. Kardeşi, hoş geldin gancık babası, demiş. O da demiş ki, hoş bulduk köpek babası, demiş. Ondan sonra kardeşine kızının anlattıklarını söylemiş. Demiş ki, senin oğlun ile benim kızı çalışmaya gönderelim. Bakalım oğlan mı iyi yoksa kız mı iyi? Adam bunları söyledikten sonra onu küçük gören kardeşi bu sözleri kabul etmiş. Zamanı gelmiş artık. Kız bir eşeğe binmiş, çocuk da süslenmiş. Hüslenmiş bir eşeğe binmiş. Bütün ahali onları göndermiş. Erkek çocuk bayağı gittikten sonra bir külcüye gelmiş. Orada çalışmaya başlamış. Kız da gitmiş, gitmiş bir konağa gelmiş sonunda. Konağın sahipleri çok zenginmiş. Ama kız kılık değiştirip öyle gitmiş. Erkek gibi görünmek için elinden geleni yapmış. Konağın çok yakışıklı bir oğlu varmış. Bunun kız olduğunu anlamış, babasına anlatmış. Babası inanamamış. Çocuk ne yaptıysa kız çok zeki olduğu için yakalanmamış. Yalnız çocuğu çok uğraştırmış. Çocuk bu arada kıza aşık olmuş ve kız olduğundan eminmiş onun. Kız konakta çalışmış, bayağı zengin olmuş. Artık dönme vakti gelmiş. Bir kağıt bırakıp kaçmış sokaktan. Giderken yolda